aslında oldukça geniş bir hasta grubuna ameliyatsız endovasküler yöntem dediğimiz yöntemle bu işlemler uygulanır. Buradaki temel kriterler lezyonların balon ve stentlemeye uygun olup olmadığı, hastanın klinik özellikleri, lezyonların yaygınlığı, hastanın cerrahi riski, bunların hepsi göz önüne alınır ve bu hasta grubu belirlenir. Özellikle cerrahi açısından ameliyat olması gereken bazı hastalarda da hastanın ameliyat sırasındaki ölüm riski, kalp krizi riski gibi bir takım istenmeyen olay riskleri yüksekse bu hastalarda da alternatif yöntem olarak yine endovasküler işlemler, kapalı yöntem tedaviler uygulanabilir.